Büyük sır. Merhaba çocuklar, benim adım Bay Majör. Ben bir müzik araştırmacısıyım. Müzik kurdu da diyebilirsiniz. Nasıl kitap kurtları kitap okumadan duramıyorsa, ben de müzik dinlemeden duramam. Müzik dinlerken hayallere dalarım. Gözlerimi kapadığımda istediğim yerde olurum. Bazen bir imparatorun sarayında, bazen ihtişamlı bir şatoda, bazen de bir mevsim yolculuğunda. Bakın şu çalan müziği bir dinleyin. Mozart'ın 40. senfonisiyle kendinizi bir sarayda düşleyin. Anton hayalci bir çocuktu. Sarayda konukları karşılayan, imparatorun ufak tefek işlerine yardım eden Yaver Nikolas'ın oğluydu. Bütün gün kocaman sarayın içinde tek başına oyun oynar, zaman zaman da eline geçen her eşyayı farklı şeylere benzeterek hayaller kurardı. Örneğin mutfaktaki büyük kazanların içine girer, onların bir zaman makinesi olduğunu hayal ederdi. Mutfaktakiler kayıp kazanı aradıklarında onu kimin almış olabileceğini çok iyi bilirlerdi, Anton. Bahçıvanın makası Anton için insan yiyen büyük bir sinekti. Elindeki makasla bahçede çığlık çığlığa koşar, saraydakileri rahatsız ederdi. Babası onun ayak altında fazla dolaşmasından hoşlanmazdı. İmparatorun ona kızabileceğini düşünerek endişelenir, Anton'a sık sık odasına gitmesini söylerdi. Anton'un oynamayı en çok sevdiği şey babasının asasıydı. Bir gün yine yaramazlık yapıp ortalıklarda dolaşırken heyecanla babasının yanına yaklaştı ve sordu. ''Baba, ne olur asanı bana ver de oynayayım.'' Babası, ah Anton, uslu dur biraz. Senin yüzünden işimden olacağım. Öyle ortalıklarda fazla görünme. Hadi şimdi git biraz odanda oyna. Ben izin vermeden de sakın çıkma. Küçük Anton asayı babasının elinden hızla kaparak anlatmaya başladı. Geçen gün onu elime aldığımda birden parlamaya başladı. Ve havalandı. Onu tutarak aşağı çekmek istedim. Beni sürükledi. Elindeki büyülü bir asa baba. Dikkat et. Ta yıldızlara kadar çıktık onunla. Sonra da yıldızların üzerinde oturup sarayı seyrettik. Babasının sabrı taşmak üzereydi. Ben seninle ne yapacağım? Biraz uslu dursan ne olur? Hadi odana. Bugün saraya çok ama çok önemli biri gelecek. Ünlü Avusturyalı müzisyen, büyük Wolfgang Amadeus Mozart. Biliyor musun? Bay Mozart piyano çalmaya daha 3 yaşındayken başlamış. Anton buna çok şaşırdı. Ne? 3 yaşında mı? Babası cevap verdi. Evet, doğru duydun. Ama inan bana Anton, o çok özel biri. Bebekken ağladığında sadece ablasının çaldığı piyano onu susturabilirmiş. Bu hikaye küçük Anton'un çok hoşuna gitmişti. Anlat baba, ne olur anlat. Başka neler yapabilirmiş Bay Mozart küçükken? Babasının aklına Bay Mozart'ın küçüklüğüyle ilgili anlatabileceği bir şey daha gelmişti. Mozart'ın babası Leopold, keman öğretmeniymiş. Mozart'ın ablası Nannerle piyano dersi veriyormuş. Küçük Mozart ise parmaklarının ucuna kalkarak onları izlermiş. Bir gün annesi Anna Maria ve babası Leopold otururlarken içeriden hepsinin hayran olduğu besteci Bach'ın minüeti duyulmaya başlamış. İkisi de kızlarından Nanner'in çaldığını düşünmüşler. İşte tam o sırada içeri Nanner girmiş ama piyano sesi devam ediyormuş. Üçü de heyecanla piyanonun yanına koşmuşlar. Bir de ne görsünler? Piyanoyu çalan meğer küçük Mozart'mış. Anton duyduklarından çok heyecanlanmış ve tüm dikkatini anlatılanlara vermişti. Babasına minuetin ne olduğunu sordu. Babası da onun 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da popüler olmuş bir Fransız dansı olduğunu söyledi. Tam o sırada ayak sesleri duyuldu. Babası telaşla, eyvah işte geliyorlar, saklanmalısın. Şimdilik imparatorun tahtının arkasına saklan ve sessiz ol, dedi. Anton tahtın arkasına gizlendi. Salona ilk önce imparator girdi. Arkasından da Mozart ve saray bestecileri. İmparator bestecilerle Mozart'ı tanıştırdı ve ondan övgüyle söz etti. Bundan sonra Wolfgang Amadeus Mozart'ın saray müzisyeni olarak çalışacağını anlattı. Anton kafasını tahtın arkasından kimse onu göremeyecek şekilde çıkartarak
çok merak ettiği Mozart'a baktı. Ne kadar da şıktı. Yüzünde çok şirin bir ifade vardı. Onu hemen sevmişti. Diğer bestecilerse çok ciddi ve asık suratlıydılar. Oysa Bay Mozart sıcaktı, konuşkandı ve komikti. Bir süre konuştuktan sonra imparator, Mozart ve Anton'un babası sarayı gezmek için salondan çıktılar. Küçük Anton bir an için tahtın arkasından dışarı kaçmak istedi ama yapamadı. Bestecilerin onu görmesinden korktu. Tam bu sırada bestecilerin kendi aralarında fısıldaşarak konuştuklarını duydu. Orada da gizli bir şey olmalıydı. Bestecilerden biri, "Arkadaşlar, Mozart'a çok dikkat etmeliyiz. O kadar yetenekli ki hepimizin papucunu dama atabilir. Eğer ona karşı tavrımızı koymaz, onu desteklersek kısa zamanda saraydaki yerimiz tehlikeye girebilir. O bir dahi. Müziğini duyduğunuzda beni daha iyi anlayacaksınız." Müzik bittiğinde Anton bir süre kendine gelemedi. Ama konuşulanlar onu çok şaşırtmış. Aynı zamanda da çok sinirlendirmişti. Duyduklarını babasına ve Mozart'a anlatmak için sabırsızlanıyordu. Derken bestecilerden biri, "İmparator hepimize yaptığı gibi Mozart'ı çağırarak bir eserini çalmasını istediğinde onu öyle kötüleyelim ki hayal kırıklığına uğrasın. Unutmayın, Mozart ne yaparsa yapsın bir kusur bulacağız. Böylece para kazanamaz ve gitmek zorunda kalır. Hadi imparatora giderek Bay Mozart'ın bir eserini dinlemek için sabırsızlandığımızı söyleyelim." Dedikten sonra hep beraber kapıya doğru yürüdüler. Anton tahtın arkasından sessizce ve korkuyla dışarı çıktı. Koşarak babasını aramaya başladı. İleride babasını gördü ve bağırdı. "Baba, baba, çabuk gel." Babası parmağıyla sus işareti yaparak Anton'u hızla bir odaya çekti. "Baba felaket, beni dinle. Besteciler Bay Mozart'a tuzak kuruyor." "Yeni bir masal daha demek," dedi babası. "Baba masal falan değil. Gerçekten konuşurlarken duydum." Babası sözünü keserek, "Anton, senin hayallerini şu anda dinleyecek vaktim yok. Git istediğin gibi oyna. Sonra konuşuruz," dedi. Anton ağlamaya başladı. "Bu sefer gerçek baba. Yemin ederim gerçek." Babası işi olduğunu iğneleyerek Anton'u oradan uzaklaştırdı. Büyük salonda Mozart imparatoru beklerken piyano çalıyordu. Anton'un babası bir süre hiç ses çıkarmadan Mozart'ın eserini keyifle dinledi. Eser bittiğinde dayanamadı ve alkışlamaya başladı. Mozart, "Hey, merhaba Nikolas. Az önce sarayı gezerken mutfak çalışanlarıyla sohbet ettim. Küçüklüğünden beri bu saraydaymışsın, öyle mi?" diye sordu. Anton'un babası cevap verdi. "Evet efendim, benim babam da burada çalışırdı. Hatta siz daha küçücük bir çocukken burada verdiğiniz konseri anlatmıştı bana." Mozart çok duygulanmıştı. Gülümseyerek çocukluğunu hatırladı ve anlatmaya başladı. "O zaman 6 yaşındaydım. Yaşadığımız yerde herkes bizi tanıyordu. Ne var ki babam bizi tüm Avrupa'ya tanıtmak istiyordu. Bunun için uzun bir yolculuk planladı. Atlı arabayla aylarca soğuk, kar, kış demeden birçok yer dolaştık. İlk gittiğimiz yer Fransa'da bir saraydı. Hayatımda gördüğüm ilk saray orasıydı. Kimse 6 yaşında bir çocuğun öyle piyano çalabileceğine inanmıyordu. Dahası herkesin en çok şaşırdığı benim kendi bestelerimi çalıyor olmamdı." Anton'un babası hayretle sordu. "Kendi besteleriniz mi? İlk eserinizi kaç yaşında bestelediniz?" "İlkini 5 yaşında yaptım. Resim çizmek için aldığım kağıdın üzerine dökülüverdi notalar." Yaver biraz çekinerek, "O bestenizi hatırlıyor musunuz?" diye sordu. Mozart önce çılgın kahkahasını attı. "Birçok minuet besteledim," dedi ve aklına ilk geleni mırıldanmaya başladı. Thank you.
Mozart'ın mırıldandığı melodi yaverin sorusuyla kesildi. Peki siz çalmaya başlayınca herkes ne yaptı? Mozart: Şaşırdılar tabii. Prens beni daha da zorlamaya karar verdi. Gözlerimi bağladı ve piyanoya bakmadan çalmamı istedi. Yaver dinledikçe Mozart'a olan hayranlığı artıyordu. Mozart gözlerini kapadı. Parmaklarını çalıyormuş gibi oynatmaya ve mırıldanmaya başladı. Yaver melodiyi adeta duyuyordu. Birlikte çok eğleniyor, kendi kendilerine gülüyorlardı. O sırada imparator salona girdi. Mozart ve yaver bir anda toparlandılar. "Neden gülüyorsunuz bakalım?" diye sordu imparator. "Çocukluk anılarımdan bahsediyordum da," dedi Mozart. "Bir tane de bana anlatın Sayın Mozart," dedi imparator. Mozart biraz düşündükten sonra anlatmaya başladı. "Viyana'ya ilk gittiğimizde Kraliçe Maria Teresa'nın sarayına davet edildik. O gezide annem yoktu. Onu o kadar özlemiştim ki Maria Teresa'yı görür görmez koşarak onun kucağına atladım. Salondakiler çok şaşırmıştı. Herkes merakla kraliçenin ne yapacağını bekliyordu." "Ne yaptı?" diye sordu imparator. "Çok hoşuna gitti. Beni sımsıkı kucakladı," dedi Mozart. İmparator gülmeye başladı. Bu arada Mozart devam etti. "Maria Teresa'nın sarayından sonra evimize döndük. Ancak sonra tüm eşyalarımızı toplayarak 3,5 senelik daha uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktık." 3,5 sene atlı arabayla küçücük bir çocuğun durmadan dinlenmeden yolculuk yapması çok zor olsa gerek," dedi imparator. "Çocukken insana her şey çok eğlenceli geliyor. Ne kadar yorulduğunuzu anlamıyorsunuz. Çok enerjik oluyorsunuz," dedi. İmparator yavere bakarak, "Bizim sarayda da yorulmak bilmez bir oğlan var," diye gülümsedi. Yaver kıpkırmızı olmuştu. Tam o sırada imparator gelen bir konuğunu karşılamak üzere odadan çıktı. Mozart, "Bir oğlum var demek," dedi yaver Nikolas'a. "Evet öyle efendim. Sormayın. Ne yaramaz ne hayalci bir çocuk. Başka bir dünyada yaşıyor sanki. Her şeyi zihninde kurguluyor, sonra da onlara inanıyor. Örneğin elimdeki asanın sihirli olduğunu düşünüyor. Ona göre salyangozlar casus, ağaçların yaprakları geceleri askere dönüşüyor. Onu gökyüzünde gezdiren kuşlar var. Biraz önce bu asayla yıldızlara çıktığını anlatıyordu." Mozart: "Çocuk olmak ne güzel. Tanışmak için sabırsızlanıyorum doğrusu bu küçük afacanla," dedi ve karnının çok acıktığını fark ederek yaverden onu mutfağa götürmesini istedi. Birlikte salondan ayrıldılar. Mozart yemeğini yerken ilk işini ne zaman alabileceğini merak ediyordu. Paraya o kadar çok ihtiyacı vardı ki. Karısı Constanze ondan gelecek iyi haberleri bekliyordu. Duyduğuna göre imparator eserini beğendiği müzisyene çok sayıda altın veriyordu. Onu memnun edeceğinden emindi. "En güzel eserlerimden birini çalacağım, çok çalışacağım ve Constanze'ye ihtiyacımız olan parayı göndereceğim," diye düşünerek mutlu oldu. Çalışmak için odasına gitti. Bu sırada saray bestecileri imparatora Mozart'ın bir eserini dinlemek için sabırsızlandıklarını söylediler. İmparator bestecilerin hain planlarını bilmiyordu ve önerilerini kabul etti. Mozart olanlardan habersiz odasında çalışıyordu. Çalındı. "Açın Bay Mozart, lütfen açın kapıyı," diye yalvarıyordu kapıdaki ses. Bu bir çocuk sesiydi. Mozart hemen kapıyı açtı. Karşısında 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğu duruyordu. "Sen yaver Nikolas'ın oğlu olmalısın. Adın ne senin?" "Anton efendim." "Anton mu? Gel bakalım içeri Anton. Ben de seninle tanışmak için sabırsızlanıyordum." "Efendim, ne olur beni dinleyin. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var." Mozart Anton'u o kadar sevimli bulmuştu ki onu daha yakından tanımak istedi. Böylece Anton'un anlatmak istediklerine bir türlü vakit gelmedi. "Bir dakika, bu ne telaş Anton? İsminin Anton olması beni çok heyecanlandırdı. Babamın da adı Anton olan bir arkadaşı vardı. Onu o kadar çok severdim ki. Bana kendisini sevip sevmediğimi sürekli sorardı.
Anton Mozart'ın sözlerini dinleyemeyecek kadar heyecanlıydı. ''Bakın Bay Mozart, size çok önemli bir şey söylemek istiyorum.'' diye ısrar etmesine rağmen Mozart anlatmaya devam ediyordu. ''Bir keresinde ne olduğuna inanamayacaksın. Anton amca ve babamın bir arkadaşı bize geldi. Keman çalışacaklardı. Ben de küçük kemanımı alarak onların yanına geldim. Yeterince iyi izlersem onlar gibi çalabileceğimden emindim. Ama babam bana gidip yatmamı söyledi. Ağlamaya başladım. Benim canım Anton amcam gitmemem için babamı ikna etti. Sessiz olmak şartıyla yanlarında kalabilecektim. Çalışmaya başladılar. Dikkatle ellerini izliyor ve aynı melodileri çıkartmaya çalışıyordum. Sonunda başarmıştım. Kendimi öylesine kaptırmıştım ki babam ve arkadaşlarının çalmayı bırakarak hayretle bana baktıklarını fark edemedim. Derken babamın ağlamasıyla kendime geldim. ''Wolfgang bir dahi!'' diye bağırarak salonda dönüyordu. Küçük Anton anlamadı. ''Wolfgang da kim?'' diye sordu. Mozart'a bu soru çok şirin gelmişti. ''Sana çok güleceğin bir şey söyleyeceğim ama sakın ağzından kaçırma. Mozart benim soyadım. Wolfgang da ismim. Yani benim uzun ismim Wolfgang Amadeus Mozart.'' ''İyi de bunda gülünecek ne var? Şimdi hatırladım. Babam söylemişti isminizi. Çok güzel bir isim.'' dedi Anton. ''Komik olan ilk ismim. Doğduğumda bana Johannes, Chrysostomus, Wolfgangus, Theophilus, Amadeus Mozart adını koymuşlar.'' Anton gülmeye başladı. ''Ne kadar uzun bir isimmiş bu Bay Mozart.'' dedi ve hemen söylemesi gerekenleri hatırladı. ''Bay Mozart, ne olur beni dinleyin. Çok önemli bir şey söylemeliyim size.'' Mozart bu sefer onu duymuştu. ''Peki, söyle bakalım küçük Anton, ne anlatmak istiyorsun?'' ''Saray bestecileri size tuzak kuruyor. Sizi çok kıskanıyorlar Bay Mozart.'' diye fısıldadı Anton. Mozart'ın verdiği tepkiyi ise hiç beklemiyordu. Dahi müzisyen çılgınca gülüyordu. ''Senin çok hayalci bir çocuk olduğunu duymuştum ama bu kadarını da hiç düşünmemiştim doğrusu.'' Anton yıkılmıştı. Mozart'ı kendine nasıl inandıracağını düşünmeye başladı. Ne kadar anlatmaya çalıştıysa da olmadı. Mozart dizlerinin üzerine çökerek ''Küçük tatlı Anton, inan bana onlar çok iyi insanlar ve bana çok yardımcı olacaklar. Beni kıskanmaları için bir neden yok. Çünkü onların hepsi zaten çok iyi müzisyenler.'' diyerek Anton'u yanına çekti. Bu kötü hayali unutturmak için ona bir parça çaldı. ''Bak, bu melodiyi iyi dinle. Şimdi sana aynı melodiyi farklı şekillerde çalacağım.'' diyerek çok tanınan parçasına başladı. Anton hayran kalmıştı. Bu küçük dinletiden sonra Mozart Anton'a dönerek ''Annen nerede senin?'' diye sordu. ''Mutfakta çalışıyor efendim.'' diye cevap verdi Anton. ''Bak, bu da benim annem.'' diyerek çalışma odasının duvarlarına astığı resimleri gösterdi. ''Bu babam, bu ablam, bu da ben.'' Anton şaşkınlıkla resimleri incelemeye başladı ve söylemesi gerekenleri bir an için unuttu. Anton, beste yapmadığı veya piyano çalmadığı zamanlarda Mozart'ın ne yaptığını, nasıl yaşadığını iyice merak etmeye başlamıştı. ''Peki siz evli misiniz?'' ''Evet, dünyanın en tatlı kadınıyla evliyim. Adı Constanze. Hatta onun için bir opera bile besteledim. Operamın ismi Saraydan Kız Kaçırma. İstanbul'da geçiyor. Korsanlar prensesi ve hizmetlisini kaçırarak Selim Paşa'ya satıyorlar. Prens de onları kurtarmaya çalışıyor. Prensesin ismi de Constanze.'' Anton, ''Ne kadar güzel bir hediye.
Peki konusu neden İstanbul'da geçiyor? Orası neresi? Diye sordu. Türkleri duymadın mı? Kocaman müzikli bir orduları var. Adına da Mehter diyorlar. O kadar etkiliyor ki bu beni. Türkler için bir beste bile yaptım. Parçanın ismi Alaturka. Bak dinle. Diyerek Anton'a bir çift el zili verdi ve vuruşları gösterdi. Mozart Alaturka'yı çalarken Anton da bu büyük müzikli ordunun yürüyüşünü hayal etmişti. Sırada kapı çalındı. Ses babasının sesiydi. Anton heyecanlanarak "Eyvah, babam geldi!" dedi ve odanın içinde koşuşturmaya başladı. Mozart "Korkma!" diyerek kapıyı açtı. Yaver Anton'u odada görünce gülmeye başladı. "Soluğu burada alacağını biliyordum," dedi ve Mozart'a döndü. "Efendim, imparator ve diğer besteciler sizi büyük salonda bekliyorlar." Babası bu sırada Anton'a parmağıyla odasını gösteriyordu. Anton bir anda söylemesi gerekenleri hatırladı. İşte tuzak başlıyor. Eserlerinizi beğenseler bile kusur bulacaklar. İmparatorun gözünde sizi yetersiz gösterip ödüllendirilmenize engel olacaklar. Diye bağırmaya başlayınca Mozart o meşhur kahkahasını attı. Babası kolundan tutmuş Anton'u odasına götürürken Mozart ona "Yarın sabah görüşürüz küçük arkadaşım." diye seslendi ve salonun yolunu tuttu. İmparator Mozart'tan orkestrayla bir eserini çalmasını istedi. Saray müzisyenleri hazır bekliyordu. Mozart biraz düşündü ve Küçük Bir Gece Müziği isimli eserinde karar kıldı. Kısa bir süre sonra tüm müzisyenler hazırdı. İmparator da yerleşti. Beklenen an gelmişti. Besteciler sürekli bakışıyor, planladıkları gibi davranacaklarını birbirlerine hatırlatıyorlardı. Mozart orkestrayı yönetiyordu. "Küçük Bir Gece Müziği'ni çalacağız. Biliyor musunuz, ben ilk orkestra şefliğimi yaptığımda 14 yaşındaydım. Hala o günkü kadar zevk veriyor bana orkestra yönetmek," dedi. Herkes çok şaşırmıştı. 14 yaşındaki bir çocuğun orkestra yönetmesi olağanüstüydü. Müzisyenler eserin birinci bölümünü çalmaya başladı. Besteciler esere hayran olmuştu. Ama bunu belli etmemek için yüzlerini buruşturarak dinliyorlardı. Eser bittiğinde imparator saray bestecilerine "Nasıl? Beğendiniz mi?" diye heyecanla sordu. Bestecilerden biri "Siz bu eser üzerinde pek çalışmadınız galiba Bay Mozart. Ben pek fazla bir şey hissedemedim doğrusu," dedi. Bir başka besteci şunu söyledi. "Giriş iyi ama ilerledikçe insan heyecanını kaybediyor." Diğer besteciler de bu fikri onayladı. İmparator şaşkınlığını gizlemeye çalıştı. "Ben çok beğenmiştim ama müzik konusunda siz daha bilgilisiniz," dedi. Mozart çok üzülmüştü. Bu yorumlardan sonra imparator ona ne altın ne de ödül verdi. Oysa Mozart'ın buna gerçekten çok ihtiyacı vardı. Mozart orkestranın yanından ayrıldı ve odasına döndü. Bu olay küçük dostunun anlattıklarına uyuyor gibiydi. Acaba haklı mıydı? Koridorda hızla ilerleyerek Anton'un kapısını çaldı ve "Galiba haklısın. Sen şu olayı bana baştan anlatır mısın? Seni dinlemeye hazırım," dedi. Anton çok sevinmişti. Mozart'a duyduklarını anlattı. Onun da aklına harika bir fikir geldi. "Şimdi eserimin güzel olup olmadığını tek bir şekilde anlayabiliriz. Gel benimle." Anton'la birlikte büyük salona gittiler. Mozart, imparatoru, diğer bestecileri ve orkestrayı tekrar çağırdı. "Arkadaşlar, eseri bir kez daha çalacağız. Bu defa bizi çok önemli biri dinleyecek. Fikirlerine çok önem verdiğim bir kişi." İmparator merakla sordu.
Kimmiş bakalım bu önemli kişi Bay Mozart? Mozart, Anton'u gösterdi. Bestecilerden biri itiraz etti. Bir çocuğun görüşleri bizimkinden önemli olabilir mi? Mozart, önemli olup olmadığını bilemem. Ama doğru olacağı kesin. Çocuklar daima gerçek düşüncelerini söyler. Hissetmedikleri bir şey ağızlarından asla çıkmaz. Bu yüzden Anton'un fikirleri benim için çok önemli, dedi. O anda bestecilerin hepsi kendilerini çok kötü hissettiler. İmparatorsa az önce eseri gerçekten beğendiğini hatırlayarak bir kez daha dinlemek istediğini söyledi. Eser bir kez daha çalındı. Bittiğinde Mozart salonda kimlerin eseri beğendiğini sordu. Havaya kalkan ilk eller Anton, İmparator ve Yaver Nikolas'ınkilerdi. O anda Mozart kendini çok mutlu hissetti. Bunun nedeni altınlar değil, değer verdiği kişilerin eserini beğenmiş olmasıydı. Derken hiç beklenmeyen bir şey oldu. Bestecilerden biri elini yavaşça havaya kaldırdı. Ardından diğer besteci ve sonra bir başkası. Bir anda orkestradaki kemancılardan biri öksürdü. Mozart arkasını döndüğünde tüm orkestranın elini havaya kaldırmış olduğunu gördü ve çok duygulandı. Bunu ödül için değil, kendinden emin olmak için yapmıştı. Şimdi tek bir altın almasa da olurdu. Ne var ki imparator yanına gelerek Mozart'a hayal ettiğinden de fazla altın verdi ve sarayda kalmasından mutluluk duyacağını söyledi. Küçük dostunun yüzünde çok büyük bir mutluluk vardı. Birlikte başarılarını kutladılar. Mozart kazandığı altınlarla Anton'a bir kazan ve bir de asa aldı. Anton o günden sonra mutfaktakilerden azar işitmeden kazanıyla dilediği gibi zaman yolculuğu yapmaya ve yeni asasıyla yıldızlara çıkmaya başlamıştı. İşte böyle çocuklar. Mozart yaşamı boyunca çok çalışarak 21 opera, 40 senfoni, 40 konçerto ve birçok sonat olmak üzere yüzlerce eser besteledi. Mozart'ın hasta yatağında yazdığı son eserlerinden biri Sihirli Flüt Operası'dır. Bu operada Papageno isimli bir kuş avcısı, kuş kıyafetleriyle ormanda gezerek gecenin kraliçesi için kuş toplar. Mozart'a nasıl bu kadar güzel besteler yapabildiği sorulduğunda bakın nasıl cevaplamış. Duygularımı şiirle aktaramam, şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam, dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Ben bir müzisyenim. Mozart'ı çok uzakta zannetmeyin çocuklar. Onunla ve eserleriyle her yerde karşılaşabilirsiniz. Evinizdeki CD'lerde, cep telefonları melodilerinde, reklam müziklerinde, sinemalarda, internette. Haydi bulun onu.